Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hey. Annem, pamuğum. Hey. Herkese merhabalar de annem. O kadar güzel dualar ediyorlar ki sana ve bize. Hepsine teşekkür ederiz. Hepinize tek tek teşekkür ederiz. Elif adama dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Bizlere dualarınızı eksik etmeyin. Tek tek mesajlarınıza dönemiyorum ama yüreğinize sağlık. O kadar güzel mesajlar var ki. Allah hepinizden razı olsun. Evet anneciğim. Evet anneciğim, örtelim üstünü. Böyle sabah kalktım, Elif adanın altını açıyorum. Rahat etsin diye. Evet annem, artık 5,5 yaşında ve bez onu çok rahatsız ediyor, kaşındırıyor. Ben de böyle onun rahatlamasına izin veriyorum. Değil mi annem? Böyle huzursuz olduklarında falan, özel çocukları olan aileler varsa altlarına böyle yatak koruyucular serip altlarını açabilirler kontrollü bir şekilde. Müthiş rahatlıyorlar. Değil mi anneciğim? Böyle ne zaman durması altını açıyorum. Çok mutlu oluyor kuzucuğum. Şimdi biz kahvaltımızı yapacağız. Elif adamın karnını doyurdum. Epilepsi ilacını verdim. Şu anda saat 11:10 geçiyor. Altını kapatacağım şimdi. Yaklaşık 40 dakikadır altı açık. Ve 11:30'da antibiyotini vereceğim. Bugün antibiyotimizin son günü. Değil mi anneciğim? Şifa olsun kızım. O da onu ishal yaptı Elif adayı. O yüzden bir karışımım var diyordum, biliyorsunuz. Bepantol, tarazol ve hamazik ya da bir krem daha vardı hamazinkle eşdeğer. Onu sürüyorum Elif adaya. Evet anneciğim. Pişik yapmasın diye, çünkü antibiyotik hemen yakıyor. Evet annem. Günaydın. Evet anneciğim, anlat sen. Biz de kahvaltımızı yaptıktan sonra Elif adanın bütün bakımlarını yapacağım. Annem. Annem, üzerini değiştireceğim. Bugün öğleden sonra da bizim hastane kontrolümüz var. Eşimle ben gözümü aynası aldık, ona gideceğiz. Evet anne. Evet kuzum. Evet bir tanem, sen konuş annem. Maşallah sana. Hayır annem. Ben aşağıya. Hayır. Ben Elif'in annesiyim, teyzesi. Ben Elif'in annesiyim. Hayır teyzesi. Çabuk yerine geç. İnmez teyzesi. Çabuk yerine geç. Ben Elif'in annesiyim, teyzesi. Beğenmem kimseyi. Elif. Ne diyor annem teyze sana? İn oradan aşağıya. Hayır de. Hayır de. İn oradan aşağıya. Hayır de annem. Ne yapıyor sana? Hı? İn oradan aşağıya. Hayır de annem. Hayır de aşkım. Ne çabuk diyor aşağıya sana ya? Ne diyor teyze sana anne? İn çabuk aşağıya. Oradan in aşağıya diyor. İn aşağıya. Hayır de. Düşersin. İn aşağıya. Benim annem o. İn aşağıya düşersin oradan. Düşersin orada, in aşağıya. İn çabuk aşağıya. İn aşağıya düşersin oradan. İn dedim sana. Kızım. İn aşağıya düşersin ya dedim sana. İn aşağıya çabuk. Bir tanem benim. İn aşağıya. Olmaz. Olmaz teyze. Ben annemin kucağında oturacağım de. Ben annemin kucağında oturacağım anneciğim de ya. Anneciğim, beni kovamazsın de teyze kız ya. Sana diyorum, in aşağıya düşersin. İn aşağıya çabuk. Çabuk in aşağıya. Çabuk in aşağıya oradan. Kızım. Çabuk kızım, in kızım, canım benim. Çabuk in aşağıya oradan. Sana in mi diyor oradan? Düşersin dedim. İnmem düşersin de. Dedim. İnmem de. İnmem teyze, ben buradan aşağıya de. Düşersin anneciğim oradan. Benim de anneciğim. Benim anneciğim bu ya. De benim anneciğim. Kızım. İnmezsin ki. Vermem ki kimseye ben seni. Değil mi bir tanem? Kimseye vermem. Kimseye, kimseye, kimseye. Ne annem? Ne annem? Ne annem? Düşmez teyzesi. İn annesi aşağıya, tutuyor. Düşersin. Düşmez. Düşersin mi aşağıya? Sana diyor annem. Düşersin mi çabuk orada? Kızım benim. Düşersin dedim. İn çabuk orada. İn aşağıya. İn aşağıya düşersin. Çabuk in aşağıya. Düşmem teyzeciğim. Annem beni tutuyor annem. Düşmem teyzeciğim. Düşersin. İn çabuk aşağıya. Düşmem annem beni tutuyor de. Annem bana çıkı çıkı sarılır. Ben düşmem yere de. Değil mi annem? Değil mi bir tanem? Annesinin kuzusu burada uyuyor. Baş sağlığına gelen çok sevdiğim bir ablam var. Allah razı olsun. Onlar geldi. Onlar vardı. Şimdi kuzum onlar varken biraz kustu. Bu geniz akıntısından balgamı böyle atarak da rahatlıyor. Bizim kuzularımız balgam çıkaramadığı için böyle kusarak rahatlıyorlar.
O da çok büyük nimet, şükürler olsun. Şimdi rahatladı, uyuyor. Üstünü değiştirdik yeniden. Bakımlarını yapmış, giydirmiştim. Yeniden değiştirdim üstünü kuzumun. Şimdi bizde babası gelecek, eşim gelecek. Hastaneye gideceğiz. Teyzemiz de Elif adaya bakacak. Biz de bir göz muayenesi olup geleceğiz hemen inşallah. İşimiz erken biter. Demin kuzucuğum, teyzemiz de Elif adayla beraber kalacak. Uyandın mı bir tanem? Teyzeyi üzmezsin sen, biliyorum ben annem. Biz hemen gidip geleceğiz, tamam mı bir tanem? Tamam mı bir tanem? Hadi bakalım. Şimdi eşim geldi. Biz tıp fakültesine göz muayenesine gidiyoruz Allah izin verirse. Benim gözlerimde biraz problem var gibi. Yakını göremiyorum ama bir doktora görünmek istedim. Eşimin de gözlerinde biraz problem vardı. Zaten gözlük kullanıyordu. Lens kullanıyor şu anda da. O yüzden de doktor kontrolüne uzun zamandır da gidemiyordu. Şimdi onunla beraber göz muayenesine gidiyoruz. İnşallah hayırlı haberlerle döneriz. Daha sonra gelirler ama biz Elif adamın durumunu ve eşimin işten geldiğini söyleyince bekleme kararı aldık. Biraz bekleyeceğiz. İnşallah muayene olabiliriz. Bekliyoruz şimdi. Biz muayenelerimizi olduk çok şükür. Benim gözümde bir problem yok. Sağ gözümde biraz hipermetrop. Sol gözümde miyop varmış. Birazcık. Ama onlar birbirlerini destekliyormuş görmemde. Sıkıntı yokmuş. Eğer benim söylediğim gibi yakını göremeseydim 40 yaşından önce çok büyük problem dedi. Ama çok şükür bir şey çıkmadı. Sadece kitap okurken ya da işte Kur'an-ı Kerim okurken gözlerini dinlendir dedi. Eşimin de çok şükür gözlerinde büyüme yok. Çünkü numaraları zaten yüksekti. Lens kullanmasında sakınca yok. Çok şükür bir sıkıntı yok. Şimdi eve gidiyoruz. Annem, biz geldik mi bir tanem? Aferin sana tam teyzeyi hiç üzmemişsin. Sen çok akıllı bir kuzusun. Hiç üzer mi benim meleğim teyzesini? Değil mi anneciğim? Değil mi bir tane? Yastıkla diğer taraftaydı, televizyon izliyordu. Bir anda bu tarafa döndü. Aferin sana. Maşallah bir tanem sana. Aferin. Canımın içi. Annem. Çok yağmur yağıyor kızım dışarıda. Biliyor musun? O kadar çok yağmur yağıyor ki. Ya yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Antalya'da bugün o kadar güzel yağmur yağıyor ki, gök gürültüsü bir taraftan, bir taraftan da fırtına var ama Rabbim bereketiyle versin inşallah afetsiz. Bugün Antalya'da çok güzel yağmur var. Doğru mu yağmur? Görsen ki yağmur çok geri düşüyor. Çok doluyor abi. Bakın. Elif Ada'dan bak. Elif Ada nasıl yağıyor? Görüyor musun anneciğim? Ne kadar güzel yağıyor. Gördün mü Elif Ada? Yağmur yağıyor, görüyor musun? Görmedim. Da. Evet anneciğim. Rabbim dışarıda kalanların yardımcısı olsun inşallah. Anne, gördün mü kızım? Nasıl yağmur yağıyor bir tanem, gördün mü? Anneciğim, evimizin bütün odalarına su bastı. Arkadaşlar, camlardan içeriye su geldi. Diğer odalara da eşimle ablam havlu koyuyor. Her yere su bastı şu anda. Camlardan çok fazla su girdi. Aslında
girmiyordu ama bugün çok fırtınalı ve çok fazla yağmur var. Resmen yollardan böyle görüyor musunuz bilmiyorum ama sular akıyor. Göl gibi oldu her yer, çok fazla yağmur var bugün. Bir anda fırtına, yağmur hepsi. Yollardan çok fazla su akıyor. Ya inanmıyorum, pencerelerden o kadar su alıyor ki içeriye. Hadi abla diğer odalara da bakalım. Acayip yani, havlular bildiğiniz su. Şimdi diğer odalara da gidiyoruz. Evet. Tamam, bence bu burada dursun. Yatak odasındakine de bakalım abla. Ya bu pencerelerden giren yağmur suyu arkadaşlar. Şimdi yatak odasına gidiyoruz. Dur ya bakalım. O kadar değil mi? İyi bu, bu bayağı iyi. Bu taraf da yok değil mi? Şeyde çok ya, salonda. Salonda çocuk odasına giriyor. Evet. Mutfağa hiç bakmadık ama o tarafa vuruyor mu? Oradan geliyor zaten. Eyvah, o zaman mutfağa da bir bakalım. Ay, o kadar kötü olmuş ki camlardan çok fazla su giriyor şu anda. Yani daha yeni eşim kazmış ve bu yaz silikon çekmişti ama şu anda yapamamış durumdayız. Arkadaşlar o kadar fırtına var ki yani şu anda bütün perdelerimiz kopardı. Kamışlardan düşürdü. Tamamen çıkmış. Tamamen buraya, her yere perdelerimiz düşürdü. Şu anda çıkıp alamıyoruz. O kadar çok savurtuyor ve yağmıyor ki artık böyle kalacak, sabah bakacağız. Anneciğim. Günaydın bir tanem. Günaydın. Derse başlayacak mıyız bugün annem? Hı? Daha iyi misin gözümün nuru? Bugün fizik tedavi dersine başlayacağız inşallah, değil mi Elif Ada? Öğretmenimiz 4'te gelecek. Yapalım mı annem ders? Ne dersin Elif Ada? Hı? Yapalım mı anneciğim? İyi misin, daha iyi misin kuzum? Biraz yavaş yavaş başlayalım değil mi bir tane? Bunu yapmam olur mu? Hı? Aferin benim kızıma. Teyze tırnaklarını kesti anneciğim. Hı. Bir tanem. Hı? Teyzen tırnaklarını mı kesti? Hı? Ders hazırlayayım mı seni? Hı? Hı? Ders hazırlayayım mı annem seni? Hı? Saçlarına o kadar güzel model veriyorsun ki hayranım. Ne güzel modeller veriyorsun sen saçlarına. Hı? Teyzesi tırnaklarını kesmiş kuzumun. Şimdi ben de bakımlarını yapacağım. Kıyafetlerini değiştireceğim. Saat 2'ye geliyor. Değil mi annem, karnını doyurduk kuzumun? Ağzımızdan belli değil mi annem? Hem cildi çok kuru, hem şu anda mama kalıntıları var. Gözünde çapağı var ya. Sabah senin yüzünü yıkamadık mı annem biz? Hı? Uyudum kalktım ben anneciğim, gözüm çapaklandı de. Değil mi bir tanem? Hemen temizleyelim annem seni. Hemen yüzüne kremler sürelim. Değil mi kuzucuğum? Tertemiz olsun dedim. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ha, miden gaz mı yaptı? Sana kurban olurum ben verene. Seni verene kurban olurum ben. Hadi hazırlanalım annem. Hadi gidelim, tertemiz gelelim. Hadi bir tanem. Öyle mi? Ha. Hadi hemen tertemiz gelelim geri. Adamın ders hazır. Yüzünü kremledik, ağzını temizledik. Dur anneciğim. Üstünü giydirdim. Böyle bir tane şort etek. Geçen sene kışın almıştım. Bu sene de giyince seneye olmayacak muhtemelen. Çünkü beli tam olmaya başlamış. Geçen sene biraz büyük oluyordu. Böyle üstüne de teyzemiz, Sümeyye teyzemiz böyle bir body almıştı. Bir tane de gecelik takımla, pijama takımıyla. Onu o buradayken giydirememiştim. Ama şimdi giydirdim. Teyzemiz de görür buradan. Böyle Elif Ada hazır derse. Yaklaşık yarım saat 40 dakikamız kaldı. Elif Ada uyumak istiyor. Şimdi
Bunu da rahat bırakacağım uyusun. Saçını da tabii böyle güzelce elmalı bir takılar taktık. Bunu da bir teyzemiz Instagram'da bizi takip eden hediye yollamıştı sağ olsun. O derilerle, yeleklerle göndermişti. Birçok tokalarla. Elif Ada kuzum hazır değil mi anneciğim? Gözümün nuru benim maşallah bir tane. Bir tanem. Güzel kızım ne güzel oldu. Böyle etek gibi görüntüsü çok hoş oldu. Şöyle oturunca şort ama böyle üstüne böyle bir payı var etek gibi düşer. Çok yakıştı minik kızıma. Elif Ada yaklaşık geçen hafta çarşambadan beri ateş, böyle mide bulantısı, geniz akıntısı vardı. Sonra ben ilaçsız trombosit düşük olduğu için antibiyotik kullanmayı çok istemedim. Evde serum fizyolojikle burun açma yaptım. İstifra ettikçe de zaten balgamını atıyordu. Bizim çocuklarımız da balgam çıkaramadığı için kusmaları onları çok rahatlatıyor. Ama toparlamadı. Ben endişelendim. Pazartesi günü böyle ateş geçmeyince böyle ara ara ısrar etti ateşe. Sürekli devam etmiyordu ama düşüp çıkıyordu. Özellikle de gece yatarken çok huzursuz oluyordu, uyuyamıyordu. Pazartesi günü aile ikimize götürdüm. Onlara da söyledim. 3 günlük antibiyotik kullandık. O da dün bitti. Değil mi anneciğim? Artık Elif Ada iyi elhamdülillah. Gerçekten Elif Ada'nın rahatsız olduğunda ben bayağı korktum. Çünkü kuzumun vefatından sonra böyle gece uyuyamama problemim vardı. Sürekli soluk salma. Ve üstüne de Elif Ada'nın rahatsızlığı. Yapma anneciğim. Şöyle yapalım. Beni gerçekten korkuttu. Ama toparladı. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Değil mi annem? Dün gece ilk defa çok şükür rahat uyuduk. 4-5 gündür yaklaşık geceleri pulse oksimetreyi bağlıyordum Elif Ada'ya. Doktor ciğerlerinde bir sıkıntı görmedi. Aslında genel olarak da bir sıkıntı görmedi ama yine de antibiyotik başlamıştı. Hani özel çocuklarda çabuk ilerlediği için. Yapma anneciğim. Uyumak istiyor biraz. O yüzden de böyle dişlerini gıcırdatıyor. Değil mi annem? Bugün fizik tedavi dersinden sonra Elif Ada'yla biraz ders çalışacağız. Değil mi annem? Yine biraz kitap okuruz. Zeka kartlarımızla öğreniriz değil mi anne? Onları öğreteceğim ben bugün Elif Ada inşallah. Dersten sonra çok yorgun düşüp uyuyabilir. Uyandıktan sonra durumuna göre de yine kuzuma kitap okuyacağım. Devam edeceğim. Çünkü o kucağımda uyusa da dinlediğini biliyorum. Çünkü yere koyduğumuzda kucakta oturmaya tepki genelde uyuması Elif Ada'nın. Yere koyduğumu uyandığını da biliyorum. Evet Elif Ada senin için bunları yapacağız. Amin Elif'in de hep çok niyet ettim yapamadım. Yetişemediğim için ama evet özel yani özel eğitim almaya öğretmen yollamadılar durumlarından dolayı. O yüzden ben de yetişemedim ama Elif Ada da bunların hepsini yapmaya elimden geldiğince yetişebilmeye çalışacağım. Çünkü o zaman vakitsizlik, fırsat bulamama, işte yoğunluk, tek başına olduğum için de sıkıntı yaşıyordum. Ama şimdi Elif Ada için yapacağım değil mi annem? Daha çok vaktimiz var çünkü. O kuzum biz onda o kadar yoğunken acaba kuzum neler yaşıyordu? Hep de bunu düşünüyorum. Ama o şimdi biliyorum çok güzel yerde koşuyor, gidiyor, oynuyor, yiyor. Rabbime şükürler olsun ki müjdeleniyoruz. İnşallah bize Rabbime razı olduğu kullardan oluruz. Şimdi biz Elif Ada biraz uyuyacak. Yaklaşık 40 dakika var. Yarım saat 40 dakika. Şu anda 3,5 saat. 4-4,5 arası gelirim diye yazmıştı öğretmenimiz. Şimdi Elif Ada'yı uyursa uyutacağım. Sonra derste yine görüşürüz. Hoşçakalın. Tanem. Oturdun mu sen anneciğim? Ha, annesinin kuzusu. Oturdun mu sen bir tanem? Teyzemize toplarını verdi Elif Ada'ya çingirdaklarını. Uyum annem. Hadi kuzum benim. Hı. Anneciğim. Elif Ada. Ha, tut toplarını da anne. Aferin sana. Aferin sana bir tanem. Uyuyacak mısın sen? Dersten önce biraz uyumak istiyorsun ama annem uyuyamıyorsun. Şimdi dersimiz var. Dersten sonra uyu olur mu annem? Olur mu bir tanem? Uyudun mu prensesim? Hı? Uyudun mu anneciğim? Hadi uyu anneciğim biraz. Aferin sana. Ama seni oradan alayım tamam mı annem? Böyle uyuma bir tanem. Uyanık mıyım anneciğim ben diyorsun. Ellerini ne güzel koyuyorsun sen öyle dizlerin üstüne ya. Ha bir tanem. Canımın içi. Hadi gel yere alayım seni rahat rahat uyu tamam mı? Hadi biraz güzellik uykusuna yat öğretmenimiz gelmeden. Hadi anneciğim gel. Başladı mı ders kızım? Zorlandı mı? Geldi mi öğretmenimiz anne?
Gülücükler saçıyordun, ne oldu? He, zorlandın mı biraz? He annem. Özlemiş misin öğretmenini? Evet anneciğim, çok özlemiş kızım öğretmenini. Evet. Evet annem. Aferin sana. Aferin annem. Annem. Hadi bir daha. Kaçacak mısın? Bu hareketten kaçacak mısın? Kaçamadın. Kaçamadın annem. İyiliğin için aşkım. Çok iyi olacaksın. Evet. Tamam. Evet. Anneciğim. Rahatla. Kaçmaya mı çalışıyorsun annem? Hadi kaç. Hadi. Kuzum benim. Kaçamadın mı? Kaç kızım. Kaç. Kaç. Aferin. Kaç hadi gel. Ver elini kaç. Ben kaçırayım seni gel. Hadi kaç gel. Kaçamazsın. Bunlar yapılacak. Aferin sana annem. Haydi hanımlar, şimdi ne yapıyoruz? Aerobik 1-2, 1-2, 1. Aferin sana annem. Onun için çalışmamı yapıyoruz. Göbeğe de çalışsak mı öğretmeni? Evet. Maşallah, göbeğe de çalışsak mı biraz? Aferin sana boncuk. Ne güzel yatıyor ya. Kurban olurum ben seni yarın. Evet anneciğim. Dersimiz bitti. Elif'a da çok güzel ders yaptı değil mi anne? Değil mi bir tane? Annesinin güzeli. Uyuyacak şimdi Elif'a da. Aferin sana anneciğim. Aferin sana meleğim. Ne oldu? Dilini mi ısırdın? Ne oldu? Neden titredin? Ha? Dersimiz bitti. Çok da güzel yaptı. Aferin sana annem. Maşallah sana annem. Biraz derste ağlayınca çok az çıkardı. Midesi bulandı ama çok şükür gayet iyiydi. Bir haftanın sonunda germeleri yapınca biraz zorlandı. Ama elhamdülillah daha da iyi olacak inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin miniğimden. Ay annesinin nuru uyuyacak. Hadi ben seni uyutayım bebeğim. Hadi ben seni uyutayım bir tanem. Ne güzel kaşıyorsun sen öyle ellerinle gözünü ya. Nasıl kaşı iştir annem, orta parmakla hiç yapmıyorsun. Aferin sana. Maşallah bir tanem sana. Meleğim. Biraz uyudu kalktı minik kuş. Teyzesi altını temizledi. Saçını açtı. Tek arkadan ördü. Üstünü değiştirdi minik kuşumun. Ama hala uyuyacak gibi, çok az uyudu çünkü. Babamız da İstanbul'a gitti bugün. Biz de kendimize şehriye salatası yapacağız. Biraz çorbamız vardı. Değil mi anneciğim? Heh, ne oldu annem? Uyuyacak yine Elif'a da. Hadi sen dinlen bir tanem. Hadi sen uyu annesinin kuzusu. Hadi meleğim benim. Vereyim mi ayıcını da kucağına? Al annem. Al bebeğim. Al kuzum. Hadi sarıl onu. Hadi sarıl onu. Hadi sarıl onu. Bak nereye gelmiş. Nereye gelmiş annem. Bu arada Elif adaya biz Sevin'in bir arkadaş arayışına girmiştik. Geçen hafta cumartesi günü, yani bugün günlerden perşembe, cumartesi günü Elif adaya bir sevimli dost edineceğiz inşallah. Bir tane Antalya'da sağ olsun Instagram'dan duyurmuştum. Bir ablası, teyzesi Elif adaya hediye etmek istedi. Allah ondan bin kere razı olsun. Fizyoterapistimiz rahmetli Amine Elif'in vefat etmeden önce de çok istiyordu onları arkadaş olur diye. Ama ben Amine Elif'in trakeostomidir diye ve çok alerjik bir çocuk olduğu için sıcak bakmıyordum. Hani alerjiden dolayı çocuğum rahatsız eder diye. Çünkü her şeye alerjisi vardı. Alerji testinde hiçbir şey çıkmıyordu sütten başka, ama birçok şeyde alerjisi vardı.
O yüzden istemiyordum ama Elif Ada ya iyi geleceğini söyleyince biz de sahiplenmeye karar verdik. Annem kedimiz olacak Allah izin verirse. Artık bir kedimiz var. 3 haftalık yavru bir kedi. Annesini emiyormuş. Annesini emmeyi bıraktıktan sonra Elif Ada'ya arkadaş olacak. Değil mi anneciğim? İnşallah çok mutlu olursun Elif Ada kediciğinle. Değil mi annem? İnşallah alerjisinde Elif Ada'da da bir şey çıkmamıştı sütten başka. Ama Elif Ada sütü de atlattı Allah'ın izniyle. Süt alerjisi de geçmişti. İnşallah kedi alerji yapmazsa ona çok güzel arkadaş olacak diye düşünüyoruz. Biz de bu fikre çok sıcak bakmaya başladık. O yüzden de sahiplendik. İnşallah şifa olur kuzuma. Oy, ne oldu anneciğim? Çok uykum mu geldi? Sana arkadaş mı olacak annem? Ha? Küçücük o da senin gibi değil mi annem? Değil mi anneciğim? Küçücük bir tanem. Evet. Evet anneciğim. Sana şifa olsun inşallah. Evet annem. Oğuz hocamız ne dedi? Çok iyi gelecek Elif Ada'ya dedi. Evet. Sen onu öyle sarıp sarmalayacak mısın? Anne. Sarıp sarmalayacak mısın kardeşi? He? Sana arkadaş mı olacak? İnşallah kuzuma da şifa olur. İyi geleceğini söylemişlerdi ama birçok kişi de yazmış. Tabii buna hani çocuklar hassas olduğu için sıkıntı yaşayabileceğini de söyleyenler olmuş. Ama bunu denemeden bilemeyeceğiz. O yüzden Elif Ada'ya iyi geleceğini düşündüğümüz için özellikle de fizyoterapistimiz önerdiği için sahiplendik. İnşallah yaklaşık 5 hafta sonra Elif Ada'yla beraber olacak. İnşallah çok mutlu olurlar, güzel anlaşırlar. Ona böyle sokulsun, arkadaş olsun istiyoruz. İnşallah iyi olur. Elini mi tutmaya çalışıyorsun sen? Ha? Aferin sana bir tanem. Aferin sana minnoşum. Ya tut annem. Ha, tut okşa onu. Al tutmak mı istiyorsun? Hadi böyle koyayım ben sana. Ha? Hadi bakalım. Ha, sev annem onu. Ha. Evet anneciğim. Ha? Sev anneciğim onu. Aferin sana annem. Aferin, ne güzel yapıyorsun, ne güzel. Hadi tut elini. Aferin sana. Şehriye salatasının içine katmak için böyle biberleri közlüyorum arkadaşlar ben. Közlediğinizde çok daha güzel oluyor. Böyle közleyeceğim. Bunları soyduktan sonra dereot, mor lahana, tercihe göre mısır, birçok şey de katabilirsiniz ama ben sadece işte kornişon turşu, o salatalık turşularından onlardan katabilirsiniz. Ama ben bugün közlenmiş kırmızı biberle yeşil biber, mor lahana, dereotu ve haşlanmış tavukla da yapabilirsiniz. Biraz suyuyla soteleyerek. Ben bugün dardanel tonla yapacağım. Ton balığıyla onunla yapacağım. Evimde şu anda konservesi var, paketi var ama balıkla da normal pişirdiğinizde de yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Böyle pratik, hafif bir şey oluyor. Çorbamız var. Yanına da biz öyle ekleyelim dedik bugün. Bugün böyle olsun dedik. Birazdan yapımını da geçeceğim. Ablam da ben Elif'le ilgilenirken şehriyesini pişirmiş pilavını. Birazdan karıştırırken onları da göstereceğim inşallah. Şimdi ben hemen bunları çevirmem lazım. Çok sıcak, ellerim yanıyor. Hemen bir şey bulup çevireyim. Ben şimdi malzemeleri doğramaya başladım. Doğradan başladım öncelikle. Ben mor lahananın salataya ya da böyle şehriye salatasına katarken arkadaşlar doğradıktan sonra biraz tuz atıp onu elimle yoğuruyorum. Yumuşaması için. Normalde salatalarda falan mor lahana çok sert oluyor çünkü. Böyle incecik doğramaya çalışıyorum. Sonrasında da biraz tuzla böyle onu yoğuruyorum ki yumuşak olsun diye. Çok az tuzla yaparsanız çok çok güzel oluyor. Böyle yumuşaması için. Doğradığım mor lahanayı böyle bir leğene alacağım. Bunu biraz tuzla söylediğim gibi ovalayacağım ve bunu beklemeye koyacağım. Biraz beklerse çok daha güzel yumuşacık oluyor. Böyle kırt kırt olmuyor mor lahana. Şimdi onu kenara alıp diğer malzemeleri de doğrayayım hemen. Ve arkadaşlar bu beyaz tezgah ve bu beyaz hamamı biz geçen sene yaptırmıştık. 11 yıl sonrasında evimiz tadilat istiyordu ve koyu renkte alım ve tezgah. O yüzden ben beyaz olsun istedim.
Ama böyle üzerine mor lahana düştüğünde veya havuç koyduğunuzda veya kırmızı pancar koyduğunuzda, böyle rengi akacak şeyler koyduğunuzda, işte çay lekesi, kahve lekesi çok fazla tutuyor. Ama biliyorsunuz hepimiz zaten gün içinde kaç defa temizliyoruz mutfağı. Böyle hemen bir çamaşır suyu attığınızda azıcık hemen temizleniyor Allah'tan. O konuda sıkıntı yaşamıyorum. Bana bunu da çok soran vardı, memnun musunuz diye. Ben memnunum. Neticede temizlik bezi elimizden düşmüyor. O yüzden de böyle silince hemen geçiyor. Şimdi ben dereotlarımı da doğradım. Hemen onları da mor lahana, tuz eklemeyi unuttum. Onu ekleyeyim, yoğurayım. Sonra dereotlarımı içine atacağım. Ve biberlerimi burada közledim. Bunlar soğudu. Şimdi bunları soyup hemen bunları da doğrayacağım. Sonra karışımda nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Şimdi hemen buna tuz atıyorum. Bunları böyle tuz attığım zaman da salataya tuz eklemiyor. Mor lahanayı tuzla olduğum için. Böyle oluyorum. Hem suyu salıyor, daha güzel oluyor. Hem de yumuşacık oluyor. Böyle iyice orcalaya yumuşatmaya çalışıyorum tuzla beraber. Böyle arkadaşlar, bundan yiyebildiğiniz kadarını yiyorsunuz. Yani yiyoruz. Sonrasında kalanını bir saklama kabına kapatıp koyduğunuzda ertesi güne de kalsa gayet güzel bir öğün oluyor. O yüzden böyle bir paket çeyreğiyle yaptık biz. Çünkü biz seviyoruz. Yarın da yememizde bir sıkıntı olmuyor. Ve çok da güzel oluyor. Lezzeti hala aynı bir şekilde kalıyor. Isıtmanıza gerek kalmıyor. Dolapta saklayabilirsiniz kalanını da. Elif Ada kuzusunu da böyle teyzesi yeri almıştı televizyon izlesin diye. Oradaki ısıtıcıyı açtık. Biraz ısıttık arkadaşlar yeri de. Kapıyı da sürekli kapalı tutuyoruz. Kombi de açık. Hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Üşümüyor da kuzucuk. Şimdi o uyuyor. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. 2 günü videoladım. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Elif Ada'yı görmeyi çok istediğiniz için de ben de elimden geldiğince neler yapıyoruz, nasıl bir yaşantımız var, nasıl bir hayatımız var, bunları da videolamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın, bize destek olmak için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.